Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Truva Roman Federasyonu Başkanı ve Fevzi Paşa Mahallesi Muhtarı Ramazan Işıldağ'a destek ziyaretinde bulundu. Ne yapıyorsun? İyi Sayın Başkanım. Evet, nasıl oturuz Arslan? Nasıl oturuz? Ha doğru. Başkanım, maliye başkanımız. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. Paytonlar inşallah. Güle güle. Güle güle. Truva Roman Federasyonu Başkanı ve Fevzi Paşa Mahallesi Muhtarı Ramazan Işıldak yaptığı açıklamada kendisine ithamlarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mefai Ceylan'a sözlerini yönelterek şunları dile getirdi. Toplumda arkadaşlar otururken 3-5 tane dışarıdan gelmiş. Ha. Biz Çanakkale'yiz biz. Dağdan gelip bağcı koymak misali var ya. Hoş geldin. Bu şekilde arkadaşlar oturuyorlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Evet. Sayın abi. Oturuyorlar, oturduğun gibi. Emre otur. Hiçbir siyasi partinin kimliği, hiçbir siyasi partinin başkalarıyla var işimiz yok. Yani biz sivil toplum örgütleriyiz, biz muhtarız. Biz sevdiğimiz insanların her zaman yanında oluruz da. Çıkıyor diyor ki, ya diyor bu çingene diyor gündem yapmaya çalışıyor diyor. Diyen kim? Artık herkes biliyor. Gençlik Kolları Başkanı Mefai Ceylan. Düşmüş zaten gazeteye. Düşmüş diyor. Yani. Diyor ki Çingene diyor gündem yapmaya çalışıyor diyor. O ortamda olan birisi diyor ki kardeşim o zaman gündemi sen yap diyor. Fırsat mı bu Çingene'yle? Niye fırsat veriyorsun diyor. Ne yapacakmış fırsat vermeyip? İmkanı varsa fırsat veremesin. Artı senin Cumhurbaşkanın çıkıyor. Roman açılımı yapıyor. Ayağımın altındadır diyor. Özür diliyor romanlara. Senin Gençlik Kolları Başkanı çıkıyor. Çingene'ye gündem yaptırmayın diyor. Nasıl bir siyasi görüş, nasıl bir siyasi ayrı. Çingene'nin 2000 tane oyuna ihtiyacım var. Aynen, Çingene'nin 2000 tane oyuna ihtiyacımız yok bizim diyor. Eser'in Cumhurbaşkanı çıkıyor referandumda, gırtlak patlatıyor. Herkesten destek istiyor, oy istiyor, bir şeyler istiyor ama burada Gençlik Kolları Başkanı çıkıyor ve hala da Gençlik Kolları Başkanı olarak koltukta oturuyor utanmadan terbiyesiz. Öncelikle bu polemikte siyasi kimlik gözetmeden bu kentin belediye başkanı olarak romanların yanında olduğunu ispatlayan ve gösteren belediye başkanımıza bize destek ve destek vermek için ve moral vermek için yanımızda olduğu için bunun için kendisine teşekkür ediyorum. Çanakkale halkına teşekkür ediyorum. Çanakkale halkı yaklaşık 3-4 gündür atılan mesajlar, gelen telefonlarla ve Çanakkale halkı siz Çanakkale'nin asli unsurlarısınız, Çanakkale'nin evlatlarısınız. Size yapılan hareket bize yapılmıştır. Biz hepimiz Çingene'yiz o zaman diye bayrak açtı. Muhtarlarımıza teşekkür ederim. Fatih Şahin 2 gün önceki İzmir'deki başbakan toplantısında Fatih Şahin genel başkan yapmış. Bana senden dedi, teşkilat adına dedi, bu arkadaşlarım adına dedi, özür dilerim dedi. Özürleri kabul edilmedi dedi, kendilerine ilettim. Burası Çanakkale. Çanakkale'yi Çanakkale kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız bilenlerin yönetmelerini istiyoruz. Onların özürlerinin kabul edilmesi için buradan Bülent Turan'ın danışmanı Yavuz'un ve hala o koltuğa affedersiniz götünü koyan, oturan Mefail Ceyhan'ın terk etmelerini istiyoruz koltukları. Ve bunlar ne zaman buradan giderlerse o zaman romanlar arkadaşlarımızın özürlerini kabul edeceğiz. Hatta derler ya kusturun kabahatından büyük derler ya öyle bir deyim vardır. Arkadaşlar hiç umurlarını değil bir kişilerle muhatap olup da ne basın açıklaması yaptılar ne gelip roman halkından özür dilediler. Arkadaş sizin bu şu anda kullandığınız Çingene terimine Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki roman kardeşlerime ben ikinci sınıf muamele yapan, öteleyen ve Çingene diye bahseden arkadaşlarımız ayaklarımın altındadır diyor. Çingene kelimesine, Çingene terimine karşı Sayın Cumhurbaşkanımız ceza getirmiştir, hak mahrumiyeti getirmiştir. Ama hala Sayın Cumhurbaşkanımız Çanakkale'deki teşkilatını zihniyetini değiştirememiş. Çanakkale teşkilatının komple değişmesi gerekiyor. Çanakkale'deki bu arkadaşlarımızın biz özürlerini gelse dair kabul etmiyoruz. O Yavuz Han'la Mefail Ceyhan koltukları terk edecekler. Hatta Çanakkale'yi terk edecekler. Çanakkale bizimdir, bizim olarak kalacaktır. Kimseye de Çanakkale'ye teslim etmeye de niyetimiz yok arkadaşlar. Başkan Ülgür Gökhan destek ziyaretinde yaptığı konuşmada Roman vatandaşların Çanakkale'nin kurucu unsurları olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. Ben bu kentin belediye başkanıyım. Bu kentte yaşayan her kişinin ben temsilcisiyim. Evet başkanım. Bana oy vermiş olsun, vermiş olmasın. Hiç önemli değil. Ve bu kentte birçok çeşitli kişilikte, çeşitli kültürde insanlar yaşar.
Bu kentte efendim, herkes karınca karınca katkıda bulunur. Burada ırkçı söylemlere yer hiçbir zaman olmamıştır. Biz hiçbir zaman bir ırkçı söylem de bulunmamıştır. Memlekette Kürt kardeşlerimiz de var, Roman kardeşlerimiz de var, efendim Alevi kardeşlerimiz de var. Başka illerden gelen insanlarımız var, yerleşenlerimiz var. Biz bu kentte barışın kenti diyorsak burada hiçbir topluluğun efendim, kökenine bakmaksızın, niteliğine bakmaksızın hepsi biz kardeş olarak, hemşeri olarak görüyoruz. Mecburen yaşamak zorundayız. Çünkü burası şehitler diyar. Yani kardeşçe koyun koyuna yatanlar karşıda. Biz de burada kardeşçe yaşamak zorundayız. Dolayısıyla böyle aklı sıra küçültücü sıfatla toplumu yaralar. Roman toplumunu yaralar. Elbette biz de biliyoruz ki bu toplumun kökenleri itibariyle burada o sıfatla, çingene sıfatı da kullanılabilir ama aşağılayıcı sıfat olarak kullanılamaz. Çingene olarak kullanılamaz. Başka böyle kullanamaz. Roman olabilir. Roman olabilir. Romanız evet. Ve romanlığımızı da gurur duyuyoruz. Aynen. Biz. Ama çingenenin açılımı çok güçlü. Çok daha yerli. Evet. Çok şimdi böyle bir şey zaman. Böyle bir şey kullanılamaz. Bu küçültücü olan sıfatları asla kullanamaz. Bu ırkçı laftır. Irkçı. Bu insanlık suçu. Şimdi asla dönersek işin. Çanakkale'nin kurucu unsurları bu mahalledir. Bu mahallenin romanlarıdır. Evet, kurucu unsurları. Niye? İşte Fatih Camii. Aha burada bu mahalledir. Efendim. Bu mahalle tam kalenin dibinde kurulmuştur. Ve mahallenin insanları, dedeleri burada kurulan bu kalelerde çalışmışlar. Dışarıdan gelmişler, buraya yerleşmişlerdir. Ve burada kurucu unsur. Ve bu mahallenin insanları Çanakkale'de iş hayatında çok büyük emek sarf etmişlerdir. Emek vermişlerdir. Yani bu mahallenin insanları hala aynısını yapmaktadırlar. Efendim geçmişte hammaliye işi, efendim taşıma işi, şimdi de işte müzik işi, hatta kadınları ev hizmetleri işi devam ediyor. Devam etmektedir. Efendim benim de hanıma destek veren kardeşimiz de bu mahalledendir. Lastikçi Osman'ın şeyidir. Rahmetli Allah rahmet eylesin kızı. Yani burada şimdi de yine badana boya işleri hep emek üzerine bu mahallenin şeyi vardır. İnsanları şey yapar. Dolayısıyla öncelikle saygı duymamız gerekir. İnsanları, bu mahallenin insanını. Zaten yaşam şartları maalesef çağdaş bir yaşam şartının da altında olduğu için bu insanları küçük düşürmek yerine bunların elinden tutup yukarı çıkartmamız lazım. Yıllarca ben bunun mücadelesini vermeye çalıştım. Bir yere getiremedik. Maalesef getiremedik. İşte biraz Atatürk Mahallesi'nde başlangıç evet, oldu. Burada işte bu müteahhitlere destek veriyoruz. Yavaş yavaş mahallenin başladı. İçine doğru girmeye başladı. Kuyu sokaklarla ilgili hep bunları konuştuk. Yani kuyu sokakları şey yapmamız lazım. Ortaya çıkarıp iyileştirmemiz lazım. Ondan sonra kendiliğinden gider diye. Sıkıştı mahalle. Şimdi burada İktidar Partisi'nin ilgilileri buranın insanlarına şu veya bu nedenle efendim bir muhalefet nedeniyle böyle kırıcı, dökücü muhtarı değil. Bu lafı kullandığın zaman mahalleyi bu tür sözler ayıptır, insan haklarına aykırı olduğunu dile getiren Başkan Gökhan, 2000 tane değil, 2 tane bile Roman vatandaşımın oyu benim için değerlidir dedi. Bu mahalleli insanın bu bağlamda rencide olmasına sebebiyet verir. Rencide edeceğine elinden tutalım. Sen İktidar Partisi'nin şeysin, bir tanesi Sayın Bülent Turan'ın danışmanı, onların şeyi var. Bir tanesi İlk Gençlik Kolu Başkanı. Bunlar bu mahalleliği gelip burada dertlerine derman olmaları lazım. Benle beraber buna önerek olmaları lazım. Ken böyle bu tür rencideci sözler son derece ayıptır, insanlık dışıdır, insanlık hakkına, insan haklarına aykırıdır. Dolayısıyla bunu şiddetle kınıyorum bir kere. İki, 2000 tane değil, 2 tane roman hemşerimin de oyu değerlidir. Çünkü sonuç itibariyle onlar da düşüncelerini sandığa yansıtırlar. Dolayısıyla biz burada birçok seçim geçirdik. Hiçbir zaman bu bağlamda bir baskı unsuru da olmadık.
muhtarımız başka bir, benim karşımdaki bir siyasi partinin milletvekili adayında yaptı. Evet. Ama hiçbir zaman biz bu ilişkilerimizi asla bozmadık. O seçimde kalır, seçim biter, biz buraya geliriz, bu mahallede efendim her zaman birlikte yaşamaya devam ederiz. Dolayısıyla bunu muhtemelen düzelteceklerdir, düzeltmeleri gerekir. Özür dilenmesi gerekir. Yani Çanakkale, Fevzi Paşa Mahallesi, efendim Atatürk Mahallesi ve Bostanlı Sokağı sakinlerinden, yani Roman vatandaşlarımızdan, yurtta hemşerilerimizden özür dilenmesi gerekir. Özür falan kurtaramaz onu başta. Kurtarır. O ayrı konu ama özür dilenme, o yetmeyebilir. Onun parti il başkanı var, ilçe başkanı var. Onlar özür dilemez.